beraber arkadaşlar bir ana düşünceyle ilgili bir soru çözelim. Bu parçanın ana düşüncesi hangisidir diyor. Bazı insanlar, mesela size bir yol göstereyim arkadaşlar. Ne yapıyorduk her zaman? Önce soru kökünü okuyoruz. Sonra bir kez şıkları okuyorsunuz. Sonra metni okuyup metinden yola çıkarak şıkları eliyorsunuz ve ortaya cevabı çıkarıyorsunuz. Deneme yanılma yaparak hatalarımızı en aza indirebiliriz. Deneme yanılma yaparak hatalarımızı indirebiliriz diyor en aza. Başkalarının tecrübenden faydalanıp ders çıkaranlar hataya düşmezler. Bazı insanlar aynı hatayı ikinci kez işlemezler. Burun dikine giden insanlar her zaman hataya düşerler. Bakalım genel olarak ana düşünce neymiş? Bazı insanlar yaptıkları hatadan ders çıkarır. Bak, bazı insanlar yaptıkları hatadan ders çıkarırlar. Aynı hatayı ikinci kez işlemezler. Akıllı insanlar deneme yanılmayla hiç vakit kaybetmezler. Başkalarının hatalarından ders çıkarırlar. Tecrübe diyoruz buna. Başkalarının tecrübesinden ders çıkarıyoruz. Ders çıkaranlar ve hatasını tekrarlamayanlar akıllı insanlardır diyor. Ve o hataya hiç düşmezler. Burnunun dikine giden insanlar aynı hataya tekrar düşerler. Ne diyor? Başkalarının tecrübelerinden yararlan, burnunun dikine gitme. Ne yaparsın? Akıllıysan başkalarının tecrübenden yararlanırsın diyor. O zaman deneme yanılma yaparak hatalarımızı en aza indirebiliriz cevabı olmaz. Tam tersine, deneme yanılmayla vakit kaybetmeden başkalarından yararlanalım diyor arkadaşlar. Başkalarının tecrübelerinden faydalanıp, bakın güzel gidiyor dediğim gibi, faydalanıp ders çıkaranlar hataya düşmezler. Evet, cevap burada arkadaşlar. Bazı insanlar aynı hatayı ikinci kez işlemezler. Burada var ama genel olarak kapsaması lazım. Burnun dikine giden insanlar her zaman hataya düşerler. Evet, doğru ama sadece tek cümlenin ana fikri bu. Biz genelini kapsayacak şekilde bir ana fikir almamız lazım. O da B şıkkıdır. Başkalarının tecrübelerinden hem faydalanacağız. Faydalandığımız zaman, ders çıkardığımız zaman hataya düşmüyoruz diyor arkadaşlar. Metnin genelini kapsayan ana fikir, yazarın vermek istediği mesaj B şıkkında geçiyor arkadaşlar. Şimdi başlıkla ilgili bir soru çözelim. Şiire en uygun başlık hangisidir diyor. Şimdi şiir ya da metin fark etmiyor. Ne harpler yaşadık çetin ve amansız. Kimler babasız kaldı, kimler anasız. Gölgende yaşıyorsak hür ve bağımsız. Gölgende yaşıyorsak hür ve bağımsız. Rengin kanımdan, renk kanımdan diyorsa, o zaman kırmızı renk kanındaysa, bedelin canımdaysa, şimdi rengi kanı diyor, o zaman demek ki burada bir aslında bir bayraktan sanki bahsediyor değil mi? Dikkat ederseniz bayraktan bahsediyor. Savaştan bahsetti. Barıştan bahsetti ama genelini kapsayacak bir ifade değil arkadaşlar. Bağımsızlık da değil arkadaşlar. O zaman cevabımız nedir? Bayrak sevgisinden bahsettiği için, bayrağın öneminden bahsettiği için bizim başlığımız ne olur? Bayrak olur diyoruz arkadaşlar. Parçanın konusu nedir diyor. Parçanın konusuyla ilgili bir soru çözelim arkadaşlar. Türk dilinin en eski ürünleri. Bakın bu bir ÖSYM sorusu. Bir çıkmış soru bu. Türk dilinin en eski ürünleri, eski Türk şiirinin özellikleri, eski Türklerde edebiyat ve dinsel törenler, Türk toplumunda şairlerin yeri diyoruz arkadaşlar. İslamiyet'in kabulünden önce Türklerin başka hiçbir toplum etkisinde kalmamış bir dilleri ve edebiyatları vardı. Bakın, başka hiçbir toplum etkisinde kalmamış dil ve edebiyattan bahsediyor. Dikkat! Her ilkel edebiyatta olduğu gibi bu edebiyata da şiirle büyü birlikte yürümekte. Şiirle büyü, şamanist inanış var ya, dikkat ediyorsunuz. Büyü birlikte yürümekteydi ve dinsel törenler önemli bir yer tutmaktaydı. Bunun yanı sıra ozan, bakşı, şaman gibi adlarla anılan şairlerde olağanüstü güçler bulunduğuna inanılırdı. Çoğu ortak ve sözlü ürünlerden oluşan bu edebiyatın en önemli bölümünü destanlar oluşturmaktaydı. Türk dilinin en eski ürünlerinden bahsetmiyor arkadaşlar. Dikkat! Eski Türk şiiri de bir kere sadece şiirden bahsetmemiş. Dikkat edin! Edebiyatla ilgili genel bir kapsam var. Dikkat ediyorsunuz. Edebiyat ve dinsel törenler diyemezsiniz. Çünkü edebiyat ve dinsel törenler dediğiniz zaman bütün toplumları kapsayan bir kavram olur. O zaman D şıkkını alamayız arkadaşlar. Türk toplumunda şairlerin yeri aslında var ama genel olarak metinde anlatılmak istenen şey değil. Sadece bir yerde geçiyor. İşte Ozan Bakşı, Kaman gibi şeyler var diyor arkadaşlar. Ama onların yerinden falan da detaylı şekilde bahsetmemiş. E şıkkı da olmaz. Eski Türklerde edebiyatın nasıl olduğu, edebiyatın şeklini, şemalini yapmış arkadaşlar, belirtmiş. Bu parçanın konusu eski Türklerde edebiyat olarak karşımıza çıkıyor.
Şimdi arkadaşlar, yardımcı düşünce diye bir kavram var bizim şeyde, paragrafta. Yardımcı düşünce, hani ana düşünceyi az önce anlattık ya, neydi? Metinden çıkarılan dersti. Yardımcı düşünce de arkadaşlar, ana fikri destekleyen diğer yan ifadelere, yan cümlelere biz ana düşünce demiyoruz. Ne diyoruz? Yardımcı düşünceler diyoruz. Şimdi biz ana düşünceyi, yani verilmek istenen mesajı komutan olarak algılarsak arkadaşlar, yardımcı düşünceleri de ne olarak alacağız? Yardımcı kuvvetler olarak, diğer askerler olarak alacağız. Yani metinden çıkarılabilen, dikkat buraya, metinden çıkarılan her ifade bize yardımcı düşünceleri verir diyoruz. Yani metnin vermek istediği diğer mesajlara yan düşünce diyoruz. Yardımcı düşünce, yan düşünce nedir? Yardımcı düşünce diyoruz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz diyor arkadaşlar. Bu metne göre aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Demek ki bakın, çıkarılamaz ne demek? Yani yardımcı düşünce, bu dört tane şıktan hangisi yardımcı düşünce olamaz diyor. Pembe rengi kadınların huzur buldukları bir renktir. Pembe renk erkeklerden çok kadınlara hitap eder. Kadınlara hitap eder. Erkeklerden çok huzur buldukları bir renk. Pembe rengini sevmeyen erkek yoktur. Ben sevmiyorum ya. Niye böyle genelleme yapmış ki? Sanki cevap çıktı gibi de. Bazı kadınlar pembenin değişik renk tonlarını severler. Bakalım. Tabii ki bu bizim kafamıza göre cevaplayacağımız bir şey değil. Metni okuyacağız. Pembe kadınların tercih ettiği ve huzur bulduğu, dikkat. Nerede demişti? Huzur bulduğu renktir demişti. Çıkarılabilir. Bakın, çıkarılabiliyor. Huzur buldukları bir renktir. Pembeyi sevmeyen kadın yoktur arkadaşlar. Dikkat ediyorsunuz. Şimdi pembe rengini sevmeyen erkek yoktur diyor. Aslında burada ne diyor? Kadın yoktur diyor. Dikkat. Kimileri açık, kimileri daha sivri tonlarına düşkündür. Şimdi o zaman şöyle diyebilir miyiz? Bazı kadınlar pembenin değişik renk tonlarını severler. Evet, kimileri açık seviyor, kimileri daha koyu seviyor. Ama erkekler için aynı şeyi söylemek zordur. Şimdi erkekler pembe rengi sevmiyorlar arkadaşlar. Çok seven yoktur diyor. O yüzden pembe rengi sevmeyen erkek yoktur cümlesini çıkaramayız arkadaşlar. B'ye bir çıkarabilir miyiz? Pembe renk erkeklerden çok kadınlara hitap eder mi? Doğru mu? Pembe erkekten fazla, ziyade daha çok kime hitap ediyormuş? Kadına hitap eder diyor. O zaman B şıkkını da çıkarmış oluruz. Çıkaramayacağımız ifade C şıkkıdır. Cevabımız C'dir arkadaşlar. Evet, bugünkü sorularımız bu kadar arkadaşlar. Anlattığımız konular bitti. Başka bir derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.